Meraklı olmak. Çünkü dramanın aslında en temel kavramlarından bir tanesi bu. Pek çok, çok da güzel olmayan diziyi, filmi ya ne olacak bunun sonunda merakına kapıldıysanız izlersiniz yani. Ya bu filmi niye seviyorsun, ya ne, nereye bağlayacak merak ediyorum diyorsunuz. Zira yazdığınız şeyde kendinizin de meraklı olması yetmez. Merak duygusunu yönetmeyi de iyi bilmelisiniz. O yüzden onu başa koyuyorum. Bir de kavramı yeniden hatırlayalım. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Yoksa çok merak eden mi? Çok merak eden. Gerçek gerçeğe karşı hakikat. Yani hayatta da bu önemli bir durumdur. İnsanların çoğu bir gerçek oluşu, bir oluşu görürler ve onunla yetinirler. Bunun anlamı nedir, bu niye oldu, arkasındaki şey nedir bilmeyiz. Aslında pek çok spekülasyon da bundan çıkar ama hakikat yani derindeki anlam. Bu çok çok önemli bir şeydir. Şu anda yani yazı yazmaya yeni başlayan arkadaşlar bunu hemen anlamayabilirler ama buna kafa yordukça göreceksiniz, filmleri izledikçe göreceksiniz. Nitekim sizde olması gereken özelliklerden biri çok okumak, çok seyretmek. Normal bir insan bir sinema sever, çok film seyreder. Ama bir film yazarı, bir sinema yazarı, sinema yazarından kastım yani senarist anlamında sinema yazarı, abartılı bir biçimde seyretmelidir ve sadece de iyi şeyler iyidir, kötüdür fark etmez. Siz eleştirmen olmak için burada değilsiniz. Siz senarist olmak için, film yapıcısı olmak için buradasınız. Dolayısıyla aslında kötü işlerden daha çok öğrenirsiniz. Neyin yapılması gerektiği bir şeyse, neyin yapılmaması gerektiği de en az onun kadar önemlidir. Hatta işte daha önce bahsettiğim usta Robert McKee'nin sözünü aktarayım gene. Kötü filmlerden daha çok şey öğrenirsiniz. Sabır bence yazıya gönül vermiş, yazı işiyle hayatımı kazanacağım diyen her insanda belki de isterseniz bunu birinci madde olarak seçebilirsiniz de. Sabırlı bir karakter olmak. Sayfalarca, sayfalarca yazmak, günde 3 saat, bazen 5 saat bir masadan kalkmamak ki arada bir kalkıp kültür fizik hareketleri de yapın yoksa yazarın dostu fıtıktır.